Karım. Karım. Ah, ah, ah. Karım. 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 Yavuz, orada mısın? Allah'ım, ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Yavuz, duyuyor musun? Yavuz. Komutanım. Yavuz, ne oluyor orada? Durum çok fena komutanım. Fatma'yı kaybettik. Fatma mı? Ne diyorsun sen Yavuz? Kadın tuzak kurmuş. Fatma elindeymiş. Boynuna bir silah bağlayıp gönderince... Yapma ya. Nasıl olur? Fatma'nın ne işi varmış orada? Bilmiyoruz. Kadın kaçtı. Bizimkiler peşinde, yakalayınca anlayacağız. Hafız nasıl? Kendinde değil. Ben bu hocayı biliyorum komutanım. Tamam, ben ilgileneceğim. Bir ambulans gönderiyorum. Emredersiniz. Karım, 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 ne yaptım ben sana? Durun, indirin. Koş, 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 koş. Geç, 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 geç. Sancar çok kızdı mı ortalıkta yokum diye? Vallahi kızsa da fark etmez artık. Sancar mefta oldu. Nasıl yani? Nereye götürüyorsun sen beni o zaman? Çolağın yanına. Artık Sancar yok, Çolak var. Ya sen kafayı mı yedin? Çolak öldürür beni Sancar'a çalıştığımı duyarsa. Çolak eski Çolak değil, korkma. Adam aldı başını gidiyor. Tüm bölgenin lideri olacak. Onun bunun adam olmaktan kurtulacağız. Merak etme. Seni görünce hoşuna gidecek. Emin misin? Gidince kendi gözlerinle görürsün. Hele bir de senin Türk askerine kurduğun tuzağı öğrensin. Mest olacak. Haydi güle güle. Biz burayı hallederiz. Hadi! Gören var mı beyler? Olumsuz. Koşun beyler, koşun. Ulan böyle şerefsizlik olur mu be? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Allah'ım ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ben vurdum. Allah'ım ben ne yaptım Allah'ım? Senin bir hatan yok Hafız. Tamam, tetiği sen bastın ama sen öldürmedin. Tuzaktı oğlum. Ben bu acıyla nasıl yaşarım? Ben bu acıyla nasıl yaşarım? Ben bu acıyla nasıl yaşarım? Ben şimdi ne yapacağım ben? Ben şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben bittim komutanım, ben yokum artık, ben bittim. Bak şu çocuğa. Hafız, şu çocuğa bak. Hadi kendinden vazgeçeceksin, bu çocuktan da mı vazgeçeceksin? Bu çocuk babasız ne yapacak lan hayatta? Bak şu çocuğa bak. Nasıl? Ahmet Kartal, Ahmet Kartal. Oğlum. Ben nasıl derim, ananı öldürdüm diye. Oğlum, ben sana nasıl derim, ananı öldürdüm. Ananı öldürdüm. Sen öldürmedin, sen tetiğe bastın. Tuzaktı. Bırak beni komutanım. Komutanım bırak beni. Bırak beni, bırak. Beni bırak. Beni bırak. Beni bırak.
Tamam. Tamam, kendini bırakacak mısın? Tamam, bırak. Bırak ama sanma ki Ahmet Kartal hatırlamayacak onu nasıl bırakıp gittiğini. Sanma ki bilmeyecek daha çocuk diye. Ben bu acıyı yaşadım aslanım. Bu acıyla yüzleşeceksin. Her an, her saniye yüzleşeceksin. Başka yolu yok. Bak şu çocuğa. Hafız, şu çocuğa bak. Nerede o kadın? Peşindeler ama. Zakarım. Bu kadın bunun hesabını verecek. Sana yemin ediyorum. Bu kadın bunun hesabını verecek. Zakarım. Yemin ederim. Hesabını verecek. Hafız! Hafız! Çocuğun yanında dur. Emredersiniz. Ne oldu? Niye durduk? Yavaş. Aga, ne yavaşı? Kadın kaçtı. Sakin Keşanlı. Silahlarınızı! Sıkıysa gel al lan. Demek baştan beri planı buymuş o kadının. Keşke bütün derdi bizi öldürmek olsaydı da Fatma'ya dokunmasaydı. Ne oldu? Bizimki canınızı mı yaktı? Gebertirim lan seni. Şşş, sakin olun. Seninle laf yarıştıracak halde değiliz. Bilmiş ol. Vallahi ben de değilim. Ama çolağa canlı götürürsem sizi, keyfi iyice yerine gelecek. O yüzden silahlarınızı bırakın. Yoksa sağ çıkamazsınız buradan. Bize hava hoş. Silahımızı almanın için kolumuzu kesmeniz lazım. Bir dakika, bir dakika. Çolak mı dedin sen? Aynen öyle. Bundan sonra hepimiz çolağın emrindeyiz. Hakkımız olanı geri alacağız. Sonra da kendi devletimizi kuracağız. Kuracaksınız. Oğlum, hayallerle yaşayanları gerçeklerle öperler. Son defa söylüyorum. Silahlarınızı bırakın. Yoksa cesetlerinizi götürürüz çolağa. Siz bilirsiniz. Gebertin şunları! Nereye gitti o kadın söyle? Bilmiyorum. Yemin ederim gebertirim seni. Günahı boynuma gebertirim seni. Söyle, nereye gitti? Yetişemezsin artık. Boşuna uğraşma. Söyle. Hafız. Hafız. Hafız.
Benden alsaydın intikamı. Benden alsaydın. Fatma'nın ne günahı vardı korkmadım. Onların intikam değil ki oğlum. Düz şerefsizlik. Bana güç ver. Bana dayanma gücü ver ya Rabbim. Beni ateş azabından koru. Bu acı, bu keder beni yolumdan saptırmadan dermanı benden esirgeme ya Rabbim. Kendim için değil, evladımın ömrü baharı için, Ali Haydar kulunu cinnetten, cehennemden koru ya Rabbim. Sen aklıma mukayyet ol Allah'ım. Sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Yalvarıyorum sana, aklıma mukayyet ol. Aklıma mukayyet ol. Kadının kaçmasına yardım edenler çoluğun adamlarıydı yani. Evet eminim sayın savcım. Çolak mı yaptırdı? Sanmam ama sahip çıktığı belli. Bölgede çolak üzerinden yeni bir hükümranlık oluşturmaya çalıştıkları kesin. Sancar'la girdiğimiz çatışmadan sonra musallat oldu bu kadın hafıza. Ama artık Sancar yok. Bölgede ufak tefek bir sürü örgüt türedi Sancar'ın dönümüyle beraber. Çolak da fırsattan istifade hepsini tek bir çatı altında toplamaya çalışıyor. Sadece örgütleri değil, sivilleri de kendi etrafında toplamaya uğraşıyor. Bir sürü istihbarat geliyor. Maalesef çolağı kahraman gibi görmeye başladılar. Oyun yeniden kuruluyor yani. Aynen sayın savcım. Cenaze ne zaman? Yarın Samsun'da. Ali Aydar'ı cenazeyle birlikte Samsun'a gönderdik. İfadesini daha sonra alırız o zaman. Zaten tekrar acısını deşmeyelim. Sağ olun, sağ olun sayın savcım. Allah rahmet eylesin. Dayanılacak bir acı değil. Dayanacak. Çocuğu için dayanacak.
Alo. Bahar Hanım merhabalar. Merhaba Rıza Bey. Bugün müsait olacak mısınız acaba? Ya kusura bakmayın, ben tamamen unutmuşum. Bazı kötü olaylar peş peşe geldi de. Öyle mi? İyi misiniz peki? İyi olmaya çalışıyorum. Eğer benim elimden gelecek bir şey olursa lütfen söyleyin, çekinmeyin. Babanızın buralara gelmemde çok hakkı var. Siz bize onun emanetisiniz. Teşekkür ederim. Olursa söylerim. Yarın bir cenaze için şehir dışında olacağım. Dönünce halletsek olur mu? Tabii, tabii. Ben birkaç gün daha buradayım zaten. Hiç sıkıntı yok. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yavuz abi. Ne yapıyorsun bakayım cimcime? İyi ama Bahar abla iyi değil, çok üzgün. İyileştirsene Bahar ablayı. Ama doktor olan o. Sen de onun kocasısın ama. Bak bak neler biliyor. Tamam hadi sen şimdi arkadaşlarınla oyna. Ben de Bahar ablanla konuşayım, tamam mı? Gel bir öpeyim. Kimdi arayan? Avukat. Bazı evrak işlerini halletmem gerekiyormuş. Miras için falan herhalde. Öyle mi? Seni de sordu hatta. Eşim olarak bilgi istersin diye. Bizim evliliğimizin kurmacı olduğunu bilmiyorlar herhalde. Yanında olmamı istersen gelirim. Aslında çok isterim. Ben anlamam o işlerden çok. Tamam, dönünce hallederiz. Ne zaman çıkıyoruz yola? Yarın sabah erkenden. Öğlen cenaze. Ne oldu? Sevdiğimiz insanlar bir hayatımızdan çıkıyor. Ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Acıya alışmak böyle bir şey. Acıya alışmak mı? Ne kadar ağır bir cümle. Başa gelen çekilir deyip elimiz kolumuz bağlı oturalım mı? Kastettiğim tabii ki o değil. Ayrıca elimiz kolumuz bağlı oturmuyoruz. Gereken cevabı her gün, her saniye veriyoruz. Biliyorum. Biliyorum ama acı, ölüm bu kadar yakınken yeter artık diye haykırmak istiyorum. Yeter artık. Bu kadar kötülük yeter. Önce babam, sonra Fatma abla. Hala babamın katilini bulamadılar. Bulunur elbet, merak etme. Nasıl vicdan rahat ediyor, ben gerçekten anlamıyorum. Ben kaçıyorum, haberleşiriz. Efendim komutanım. Nasılsın? Fatma'nın yatağını hazırlıyorum. Nasıl olayım? Çok zor biliyorum. Var mı şey ihtiyacın? Bize bunu yapanı bulmaya ihtiyacım var. Bulacağız. Bir şey ihtiyacın olursa haber et. Ederim komutanım. Ederim, sağ olun. İnsanın sevdiğini, hayat arkadaşını kaybetmesi tarif edilemez bir acı. Ama biz sadece terörle değil, hayatla da mücadele ediyoruz. Acıyla, kalleşlikle, şerefsizlikle, ölümle mücadele ediyoruz. Durup acı çekmeye, üzülmeye bile vaktimiz yok. Başımıza ne gelirse gelsin, göğsümüzde taşıdığımız bayrağın onurundan üstün değil.
İşimize geri dönmek zorundayız.